Ankara'yla İzmir'e gidiyoruz Çimen'le. Bir yıldır çağırıyorlardı, nihayet şey yaptık. Onu söyleyeceğiz, siz de buna sevinin. Bizi izleyen izleyicilerimize şunu duyurmak istiyoruz. Çok önemli duyurumuz var. Çok önemli duyurumuz var. Biz Mayıs ayında hangi iki şehirdeyiz? Anlaştım adamlar. Aynen. Onu bir söyleyeyim. Şu an duyduğum şey Amasya ve Giresun. Güzel. Amen amı duydum ben de. Amen amı. Biz neredeyiz? Bunda her şey dediler. Bize ne amını bir. Şey gibi onlar. Biz neredeyiz? Amen o. Dur. Evet, abi, arkadaşlar biz Mayıs'ta nihayet... Evleniyoruz. Ayrıldı ya. Alta yazalım bari ya. Mayıs'ta... Hayır, burada da şahit var ortada bekliyor. Biz Mayıs'ta Ankara ve İzmir'deyiz. Buradan duyuruyoruz izleyicilerimiz. Ama bugün bizi izlemeye gelen, yalnız bırakmayan kocaman salonu bir ay öncesinden ağzına kadar dolduran Çimen seyircilerini bir görelim. Bravo! Çimen. Geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. 5 dakikada yaparsın. Bölüm çıkacak. Programın ilk 15 dakikası böyle deli gibi almışsın. Hoş geldiniz. Çimen'in yepyeni bölümünde beraberiz. Duru Tiyatro'dayız bugün. Ataşehir'de ilk defa karşıya geldik. Ve... Zor geldik. Minibüs, otobüs, metrobüs. Ama... Çok zormuş ya. Ataşehir çok enteresan bir yer. Yani yakın gibi gözüken ama çok uzak bir yer. Tamam da kanka. Ulaşım hiç yok. Hayır abi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Metrobüs yok, metro yok. Bir ne boktan yer lan? Daha da kanka, herkes seninki Bağcılar'dan gelmiyor. Evet, Bağcılar'dan geldi. Daha önce gelenler kimler bu arada? Sahne Beşiktaş'ı canlı... gelenler bizi izleyenler. Tekrar geldiniz. Süper. He, sen zaten benden Kadir çok geldin Çimen'e. Hatta bir bölümde sen gelmiştin, biz yoktuk, o kadar çok gelin. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz arkadaşlar. Çimen'de, sen kız arkadaş Çimen'de buldun değil mi? Ha, daha başka bir yerde. Ha, birisi yazmıştı da bana Çimen'de buldum, geleceğim bugün diye. Evet, Instagram soran çok oluyor. Mesela biri konuşuyor, abi gözlüklünün Insta bana yazıyor. Abi doktorun Insta. Yani gerçekten... Burada... Cem de buluyor, veriyor. Yani bu hizmetimiz de var, 150 lira ya. Uzaklardan gelen var mı bugün? Yurt dışından geldiniz. Almanya'dan hangi geldiniz. Şehri? Bremen'e yakın bir şehir. Bremen'e yakın bir şehir. Almanya'da hep böyle gelenler böyle şuna yakın, buna yakın. Biz cahilliğimizi herhalde düşünerek hani Bremen'i biliyorsundur. Sen iddiadan sadece takip ediyorsundur gibi bir imajımız var galiba bizim. Bremen'i biliyorum. Şunlar yüzünden mi iddia takip ediyoruz? Bremen'i biliyoruz ya, KG Bremen. Karşılıklı gol. Öyle mi? Sadece bültenden biliyorum. Bremen'e yakın neresi yani? Neresi? Oldenburg ismi. Ne? Oldenburg. Tamam, Bremen'e yakın. Tamam. Kanka, bence zorlamayalım. İkimiz de bu şakanın peşindeyiz. Aynı anda. Bremen'e yakın. Kareografi nasıldı? Ne abi, yapıyorsun orada? Ben doktorum. Doktorsun. Orada görev yapıyorsun ha? Evet. Sen beyin göç müsün? Gittin yani. Buradan gittin. Aynen. Burada okudum. Burada okudum. Buranın ekmeğini yedim. Evet. Aynen. Dakika bir, linç bir. Şey mi? Ne yaptın? Buradan sonra oraya... Aynen. Burada üniversitede okudum. Sonra oraya başvurdum. Şimdi kaç yıldır Almanya'dasın? 3 yıldır. Nasıl? Oradaki hastalar nasıl? Soruyor. İyileşiyorlar mı yenge? Bu nasıl soruyor? Alman mı? Bir tek Türklere bakıyor. Almanya zayıf. Türk de var, Alman da var. Bir şey soracağım. Sen şimdi... Tabii canım, o kadar saçma soru sormuş olamam. Şey diyecektim yani hani Türkler çok şey ama Almanlar öyle mi gibi. Ya da tam tersi. Yani çok aşırı fark oluyor ya. Bazen oluyor gerçekten. Olmuyor diyecektin sonra ondan sonra. Oluyor çok politikte söylemeyeyim dedim. Uzmanlığın ne bebeğim? Dahiliyedeyim. Bir şey soracağım. Sen şimdi Almancayı tam olarak sökmeden oraya gittin galiba. Hani yok, burada... B2 seviyesindeydim zaten. Ama bir de hastalık öğrenmek bayağı iyi. Evet, orada biraz... Anlayamayıp gönderdin oldu mu? Upstairs. Information desk. Zaten başlamadan önce bir dil sınavına giriyorsunuz. Tıbbi dil sınavı. Ha, geçtim. Orada gerçekten de hastayı anlayıp anlamadığınıza bakıyorlar. Almanya'da evlilik, flört, sevgili bir şey... Yani evlilik değil, ya var, sevgilim var. Evlilik değil, sevgilim var. Evli değilim yani, onu demek istiyorum. O da mı şey?
Yok. Bremen yakında. Alman mı? Alman. Aa, nerede tanıştınız? Bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Ha, sana yakıştırdı birbirinize falan. Evet. O ne yani, anlasın mı? Yok, doktor değil, alakalı değil yani. Normal bir adam. Ne iş yapıyor, ne iş yapıyor? İşletme ekonomi mezunu. Ya, euro ile maaş alıyor değil mi? Ben hep orasındayım. Nasıl bir Alman erkeği? Daha önce yabancı bir sevgilin olmuş muydu? Tavsiye eder misin yani? Türk kadını. Hayır yani, nasıl yani? İyi yani. Hani öyle şey, Almanların böyle çok sert ya da hani genelde çok kuralcı hani derler genelde. O değil. Değil mi? O kadar değil. Sen eğleneceksin mi onunla? Bilmiyorum. Ha? Olabilir. Kafasına ışık koyabilir miyim tek sorgu? Hayır, mesela onunla evleneceği de onun törelerine göre mi evleneceksin? Töre de olmaz onlarda. Tabii bağlama falan asıldır onların böyle. Anacığım. Hani hep derler de... alakalı bizim kültürümüz biraz daha hani yoğun ve daha çok... Aa, öyle evlilik falan düşünmüyor. Yok, onunla alakalı değil. Hani evlilikte olan prosedürler, ne bileyim hani buradaki istemeler falan, o tarz şeyler olmadığı için onu aslında çok fark etmiyor yani. Devam edeceğiz seninle. Başka uzaklardan gelen? Neresi şey efendim? Hollanda nereye yakındı? O da zaten birebire yakın. Hollanda'nın Hollanda'yı anlamadık yani. Hollanda'nın neresi? Amsterdam'a yakın. Amsterdam, ooo. Abi bak, Amsterdam deyince herkes gülüyor ya mesela. Ooo dedi, herkes güldü. Gel bu algıyı yıkalım. Saralım bir tane, dağıtalım bakalım kafayı. Bakalım kafa yapıyor mu? Bence yapmıyor, bize daha iyi. Kanka sadece sarma değil ki, orada neler neler var. Öyle mi? Red Light District var. Senin kesin unutulmaz bir gecen vardır orada. Birden fazla var. En unutulmazını anlatsana. Red Light'ta mı? Yok yok, şu anda eşim olduğu için yanımda her şeyi anlatamam. Tamam, 5 dakika dışında güvenlik alabilirim belki. Program aksın diye. Ondan öncekini anlatıyorsun oğlum. Tabii canım, eski o, yaşanmış şeyler bu. Eğer pozitif değilse anlat yani, ne alakası var? Anlat ya. Ondan önceki olaylar. Ah, anlatamam herhalde ya. He? Anlatamam herhalde. Anlatamazsın. Evet. Ama oynan. Bahsedersin böyle yani. Ne o neler neler, anlat. He, yok. Bir gün camide ayakkabı çaldık falan diye. Yani. Sikko hikayeler. Amsterdam'da. Zaten bir tane vardı. Hollanda merkez cami. Ya çok enteresan. Ben Red Light District'i arıyordum Amsterdam'da. Arıyordum derken... İnsanlar sonra diyorlar, niye boşandı? Aa! Ha, karıma sordum arayayım, görün diyor. Aşkım bir kadın var aynı sen, vallahi ben hasretimden yani. Yandı gönlüm. Ona da nafaka vereceğim. Kanka orada o kadar uzun sürmüyor. Zaten benim girmemle çıkmam bir oldu. Kadın üstünü çıkarırken iyi akşamlar, ben gidiyorum. Sonra diyorlar niye boşandı? Ya kaysan ya. Kaysan ya. Çok. Özür dileyerek yapıyorum şakaları. Benim gittiğim çok elitti böyle. İşe giden de geçiyor oradan. Herkes hani fuhuş maksadıyla geçmiyor yani. Yok yok. Adam işe gidiyor yani. Sonra... Ya bir şey diyeceğim ya. Amsterdam'ı niye böyle fuhuş üzerinden konuşuyoruz? Biraz da şöyle seksten konuşuyoruz. Biraz da böyle şey, ciddi Amsterdam'a niye gelmeliyiz oğlum? Yani böyle şeylerle mi sadece? Güzel yer. Çok yemyeşil bir yer aslında. Dümdüz. Doğası güzel. Rize'ye giderim oğlum, yemyeşil ne? Ya başka bir şey kanka, var dümdüz, dümdüz. Yokuş yukarı yok, yokuş aşağı Konya'ya yok. Konya'ya giderim oğlum, orası da düz. Taktı. Ay başka? Kanalları çok güzel. Bütün bizim de Kanal İstanbul diyor bize. Ne alakası var? Ya çok merak ediyoruz şey ya. Hanımefendi Eter'le bayılsak 5 dakikalık. Şöyle 3 kişi beraber, hatta 4 kişi beraber tatildeydik. Onlar karın da olduğu bir hikaye mi anlatıyorsun? Evet. Aman. Oradan bir şey çıkmaz ki oğlum. Var mı şöyle güzel bir seks hikayesi? Şöyle avucumuzu dolduracak bir hikaye var mı oğlum? Müzisyen varmış aramızda. Şurada da kim müzisyen deseler valla sen derdin. Şuraya, İskender Paydaş. Arkadaşlar böyle elden ele... Solist misin? Yok, ben bas gitaristim, zırh topoz grubunda. Bas gitarist mi? Ya hep sen şey, üzülüyor musun? Hani sanki bas gitaristler konserde sanki o gün gelmese de... Hayır, hiç bas için öyle bir şey değil. Öyle diyorlar yani. Ya. Ama müzik kulağı olmayan insanlar onlar değil mi? Yok, evet, biraz öyle. Altlarına nasıl boşluk dolduran şeydir bas. Ya bas gitarı müzikten çıkardığın zaman ortada hiçbir şey kalmıyor. Niye böyle diyor? Gizli kahraman İbrahim gibi bir şey. İbrahim Erkal nasıl anlatacak? Örnek de veririm. Bir de dönüp anlatıyor yani. Halka anlatıyor direkt. Bir şey diyeceğim. Sizin grubunuz var mı? Tabii. Beni de gruba çağırdınız. Olur. Mesela o grupta... Sandalye kırıldı. O grupta mesela kaç kişisiniz? Şu an 4 orada kişiyiz. Orada mesela sen çok havalısın bas gitarist. Genelde mesela izlediğimiz grup filmlerinde... hep... Ne tür filmler acaba? Kanka adam müzisyenim dedi ya. Porno yıldızıyım demedi. Biz müzik yapıyoruz. Ha sen porno yıldızı değil misin? Yok. Neyim, saçları görünce ben dedim herhalde. Rock grubu değil mi? Tabii rock grubu. Adı ne grubun? Zırh Topoz. Ne? Zırh Topoz. Zırh Topoz. Zırh Topoz. Evet.
Var mı bildiğimiz böyle şey mi? Kreşlerde mi yapıyorsunuz oyunlarınızı? Kreşlere gidiyoruz abi de. Şey mi var mı böyle bildiğimiz yani klibimiz falan? En çok falan? Dinlenen şarkımız? Tabii. İlk çıkardığımız 6000'e yakın dinlenme var. 4 Mart'ta çıkardığımız şu an 2600'lerde falan. Konser falan veriyorsunuz? Konser vereceğiz. Yani pandemiden sonra... O 6000 kişi aynı yerde yakalarsak... Canım senin çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok keyifli teşekkür bir iş yapıyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi geldin. Arkadaşlar çok önceden anons ettiğimiz gibi çok sevdiğimiz komedyen alkışlarınızla Mesut Süre geliyor! Ya ben çok gururlandım ama bu nedir ya? Evet, bence senin asıl gururlanman gereken şu, bizim biletlerimiz normalde ki fiyatı söylemeyeyim değiştiğine en ucuz senin biletin oldu. Ben Çimen'e geldiğimde değer mi kaybettiriyorum bana niye mesela? Hayır. Ne yapıyorum? Hayır, sen... olsun. Bizim normalde sen değer kattığın için oradan dengeledik. Bizimkisi değersiz. Hayır, biz dedik ya burası büyük, pahalı yapmayalım. Muhabbete bakalım. Sen dedin ya, dolmaz belki. Hacı dedin ya, hacı. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben dolmaz demedim. Siz bana dediniz. Belki dedin. Sus lan. Siz bana... Programa bak. Sen bana dedin ki, Cem de dahil, sahne Beşiktaş'ta biz 100 bilet ya satıyoruz ya satmıyoruz. Evet, o zaman öyle. Burası 400 kişilik. Evet. Ben matematik biliyorum, ne diyeyim size? Dolar abi mi diyeyim ya? Ne ama, olmuş ben ne bileyim? O zaman biz peki her bölümün yanında konuk Mesut Süre yazsak. Seyirci sorun olur mu? Sonra ya Mesut abi rahatsızlanmış kusura bakmayın diyeyim. Hadi nereden geldiniz? Ayıp olur mu? Şu an ben bu projede desem ki tam şu an. Arkadaşlar ilişki testi çekiyoruz desem. Aranızdan bir çift alıyoruz desem. Kimler okey? Sana şöyle söyleyeyim, hiç kimse değil. İşte Çimen Talk Show budur. O el kaldıranları... Çıkarabilir miyiz? Hayır, bir dakika. Dışarıda. Hayır, siz niye hemen gaza geldiniz yani? Ben niye ilişki testi yapayım burada? Bu fiyata bokumu yaparım ben. Biz o parayı kaptırmamak için hemen ben şöyle yapardım. Güzel. Buyur abi de, el ele izlerdik. Çünkü buranın parası öbür türlü sana gitmesi lazım abi. Ben böyle bedensel olarak kalktı, el tuttu, bir kişi de gülmedi diye çok seviyorum bunu. Burayı başa koy. Ve üzüldüğüm şey, ben dönerken fazla götümü tuttu, herkes ona güldü. Ya arkadaşlar böyle bir mizah yapacağız ya. İyice bak. Adam şakası gülmediği gibi de götü tuttu. Ama ben mesela herhangi bir talk show'da partnerin götünü tutan da görmedim. Yani sende de bir hata var acık. Var abi. Ben ona destek abi geçen bölüm yani. Meme ucumu ısırdı. Baya buramı ısırdı. Siz pornoya mı geldiniz buraya? Yani? Ama bunlar gerçek. Biz oraları yayınlamıyoruz. Burada o yüzden belki canlı çok oraları sokuyor. Yayınlamayın zaten evet. Çünkü ben de heyecanlandım o bölüm. Hadi şeyle konuşalım. Şey, futbol hakemi. Evet, futbol hakemi varmış aramızda. Kim arkadaşlar? Şu anda üçüncülük ve bölgesellikte hakemlik yapıyorum. Bölgesellikte hakemsin? Aynen. Orta hakem mi? Hayır, yan hakemi. Yan hakemliği seçmemin sebebi daha kolay yükselebiliyorsun ve şansın daha yüksek. Ortada... Yan hakemlikten nereye yükseliyor? Yani daha yana. En köşeye koymuşlar abi. 15 yıllık hakemim, iyi geldim ha buraya. Offside bayrağını korner direğinde tutuyor böyle. En son tribüne gidiyorsun, ipne oluyor bu. Diyorlar yani, ipne hakem diyor. Hayır, hayır, hayır. Diyorlar yani oğlum. Ben sessizce gitsem şurada. İpne! Hayır. Ha ben şunu çok soracağım. Fazla küfür var değil mi abi? Çok rahatsız oluyorsunuz. Ben çok rahatsız oluyorum. Benim ev arkadaşım yan hakemdi bu arada, Eskişehir'de. Abi çok rahatsız oluyordum ya. Yani çok fazla küfür var. Haddinden fazla maalesef. Hiç şiddet oldu mu abi? Sahaya inmeler falan. Evet, evet oldu. Ciddi misin? Sırtıma kiremit taşı yedim. Sırtına kiremit bayağı taşı. Bayağı iyi bir hakemsin belli ki yani. Mesela bazen orta sahadaki öyle bir uzun pas atıyor ki... Yani şimdi offside değil mi koşman lazım yani. Evet. Hiç içinden diyor musun aman koşayım direkt offside... Offside kaldırayım yani belli ki offside'a benziyor yok, yani. Yok direkt bayrağı topa atıyor. Çünkü 30 metre koşman lazım anladın mı? Öyle sen... bir pas atıyor adam yani. Kamera diye bir şey var, zoom'da gözüküyor aman dedi yani. Hayır hayır. Üçüncülük ya o yüzden şimdi hani. Ya, kamera yoktur diyor yani. Yoktur. Yan hakemde Türkiye'nin en iyi hakemi kim? Yan hakemi kim? Yani Tarık Ongun ve Bahattin Duran var. Cüneyt Akın'ın yardımcıları. Galiba Cüneyt Hoca'nın yardımcıları. Aynen yardımcıları. Onlar şu anda... Onlar beraber gidiyor değil mi maçlara? Hocam... Yani sanki profesörleri artık demeyecekler sanırım Cüneyt Hoca... Galiba Cüneyt Çakır'ın falan. Peki. Mol molekül. Bugün İlber Ortaylar.
Peki Ali bir şey soracağım. Hocam ne yapıyorsun ya? O ben o kadar rahat ben oluyorum. En son Çimen'e geldiğimi sadece kolumu tutuyordu. Şu an 4G tacizler vardı. Bu nasıl program? Peki Ali. Sabah kahvaltı yapıyorsun. Pardon. Telefon çaldı. Cüneyt Çakır. Evet. Ali'cim diyor. Şampiyon Ligi final maçını yönetmeye gidiyoruz. Ben bir yan hekimim. Seni izledik. Var. Güzel sırtın var. Kerim güzel yiyorsun. Sana da link atıyoruz. Bedava izlersin. Sana da Selçuk Sports'tan link veriyor. Diyor ki seni de götürmek istiyorum Ali. Evet. Şampiyon Ligi finali. Yalnız diyor. Bu maçı diyor sallıyorum. Real Madrid Barcelona maçı. Barcelona'nın kazanması lazım. Evet. Şike yapacaksın. Oo. Hayır. Böyle şeyi gördün mü kaldır bayrağımını okuyun. Offside, böyle offside. Böyle bir şey çıkıyor. Kaldır bayrağımı. Kaldır lan. Lan ne olacak? Şampiyonlar Ligi finali. 4 milyar insan izliyor. Yani birincisi Cüneyt Hoca böyle bir şey söylemez. İkincisi ben de bunu kabul etmem. O demedi. Aracı bir şey dedi ya. Cüneyt Çakır da Fikret Çakır. Abisi ağır demeyeyim. Süleyman Çakır bana sadece. Olay bayağı karanlık. İki bacağını seviyor mu? Hayır kabul etmem. Başka bir yerlerden geldi ama final yöneten direkt. Hayır. Kabul eder misin hakikaten? Hayır. Niye? Yani niye kabul edeyim? İnsan onura karşı böyle der. Adam doğruyu söylüyor. Neden? Bir saniye, bir saniye. Salak mısın ya? Ne gerek var lan şerefe? İyi de Çimen'e gelen adamın ne işi var onurla, haysiyetle? Gururla mururla ne işi var oğlum senin? Lan yemin ediyorum bana desinler ki bayrağı kalecinin götüne sokacaksın. Allah orta sahaya kadar gelirim böyle sokarım kameraya bakar aileme. Şampiyon Ligi finali ya. Ama inşallah offside olmaz diyorsun. Kaldıracağım ben bunu diye. Dikili gidiyor. Üstünden çeker. Helal olsun bari. Vallahi kral adamsın. Teşekkür ediyorum. Bir daha düşün ama. Yok yok. Herkesin senin gibi hakemlere ihtiyacımız var. Ülkede her konuda senin gibi insanlara ihtiyacımız Teşekkür var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Muhtemelen burayı koymayacaklar benim için. Aynen ya. Bana ne amına koyayım. Memleketi ben mi kurtaracağım? Şaka. Biraz daha konuşuruz. Öne alırız. Olur, olur, hatta olur. Yana alalım. Sen böyle seyircilere bak. Gülmeyen olduğu zaman bayrak kaldır bizi uyar. Öyle bir şey yap. Cem Bey şu şerefsiz 15 dakikada çıburtuyor. Biz de ona sarı kart falan. Senin sarı kart vermeye hakkın yok değil mi? Hayır. Kartın da yok. Kartlarımız var fakat biz yanımıza çağırıyoruz herhangi bir ihlalde. Orta hakeme bildiriyoruz. Disiplin cezasıyla beraber o uyguluyor. Peki çağırdın gelmiyor. Mesela biri sana futbolcu ananı avradına sövüyor. Yani. Orta hakeme çağırdın. Benim anam mı? Ay son şakam duyulmadı. Şaka da şu. Benim anam mı? Şakaya bak. Şimdi fazla bir daha benim anam mı diyecek gülelim tamam mı? Benim anam mı? Abart abart. Kardeşim valla inşallah çok güzel yerlere girsin. Çok başarılar diliyoruz. Kolaylıklar. Ay yani. Çok tatlı adamsın. Teşekkür i̇nşallah ederiz. İnşallah görürsek. Ne bu? Müşit abi Trendyol Hızlı Market sponsor. Lan kaçar. Önce şeyi vereceğiz. Ha, boy, boy, bedavaya boy, oturtamazsınız. Trendyol Hızlı Market. Aç. Tap taze meyveler. Yok çok hızlı değil. Pazarcı mıyız lan böyle? Tap taze meyveler. Abla gel ya. Pazar. Neden? Pazarcı değiliz. Pazara gitmeye bazen gerek. Vaktin olmuyor. Hava soğuk oluyor. Çocuğun evde ağlıyor. Pazara gidemiyorsun. Ne yapıyorsun? Trendyol Hızlı Market'e giriyorsun. Marketten bazen daha uygun fiyatlara gelebiliyor. Her zaman, her zaman. Bazen. Trendyol'da her zaman. Ben hayatımda bazen diye bir reklam duymadım hiç. Fanta bazen güzel. Çünkü arkadaşlar ilk Trendyol Hızlı Market'e indirip ilk siparişinizi verdiğiniz zaman 30 lira indirim var. Dolayısıyla ürünler marketten daha ucuza gelebiliyor. Trendyol Hızlı Market'i kullanan kim var bu bölgede? Kullanıyorum. En çok neyinden memnunsunuz? Sipariş verince çok hızlı geliyor. Evet. Bir de ihtiyacım olmayan her şeyi alıyorum. Çünkü ablacığım sen bize düşman diye mi geldin buraya? Ama ne güzel ihtiyacı olmayanı da alıyor. Tabii. Alsın. Trendyol. Lazım olanı alamazsınız. Unutturuyor ben Trendyol. Lazım olmayanın bile tazesini alırsın ama. Her zaman tap taze ürünler, mutfak ürünü. Mutfak ürünleri alır mısın? Mutfak ürünleri almıyorum. Ama istesen alırsın. Demek ki ihtiyacın... Alacağım dese seni kimse tutmaz yani. Vallahi bak. Bir tıka bakar, bir tık. Tabii. En zor zamanda bile sana yetişiyor Trendyol Hızlı Market. Gerçi öyle bir iddiaları yok ama. En zor zamanda. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizden. Tabii reklamını yapıyoruz. Çimenciler biliyor ama Trendyol Hızlı Market'i henüz indirmemişseniz indirip bu avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bölüm sponsorumuz. Trendyol Hızlı Market'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Burada eksperi varmış. Öyle yazdırmış yani. Ay sen de orada mısın? Balkonda mısın? Aa. Çıkar oraya mikrofon ya.
Ama çıkar da. Baran görebiliyor muyuz balkonu? Yani çok karanlık. Karanlık. Ya vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Atla biz... aşağı. Şey yani biz buraların böyle karanlık olduğunu bilmiyorduk ya. Dolandırıcı gibi topladık burayı. Vallahi yayınlanıyor. Kap karanlık böyle bir tok. Şoför? Şoför, aa şoför varmış. Kibariye'nin annesi gelsin. Hemen. Yalnız şoför varmış hep sadece öne bakıyoruz ya. Ya yukarıda şuralar işsiz mi şoförümüz oğlum? Şu ışığın altındaki hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Ya sırayla konuşalım şöyle. Soralım abi, evet, soralım. Evet ya, bu bak, ne ya? Bak şurada kalantor bir abimiz var, siyahlı. Nerede? Yo, bizim Suat abimiz. Aa, Suat abimiz. Aa, çimen izlenmiyor mu? Aa, sen izlemiyor musun çimeni ya? Şey, ona demedim ki ben. Merhabalar Suat abicim. Suat her bölümü izliyorum, çimenin denk gelmemişim ya, kusura bakmayın. Hakikaten Suat abi böyle her bölüm geliyor, böyle arada çok laf atıyoruz bilmem ne falan ama. Özellikle çimen büyürken sizin desteklerinizi çok anlattılar. Hakikaten İnanılmaz. Tebrik ediyoruz o yüzden. O bak, Suat abi olmasaydı çimeni biz devam ettirmiyorduk. Ettiremezdik. Vallahi mi? Vallahi ettiremezdik. O yüzden çok kıymet veriyoruz. Eyvallah. Sağ Suat abi o parayı da geri ödeyeceğiz. Sözümüz söz. Sözümüz söz. Bu arada herhangi bir borçları ödemiyorlar. Evet, devam edelim. Peki boks eğitmeni varmış. İsim neydi kardeşim? Adem. Adem, boks antrenörü. Evet. Ya şimdi mesela bir insan boks, kickboks, işte dövüş antrenörü olunca böyle herkes dövmesi bekleniyor ya. Ya haline. Tam tersi ya. Dövebilecek olması. Ya evet, ya o özgüveni kazanıyorsun ama bu sefer başkalarına bir şey ispatlama gereği duymadığın için kendi içinde yaşıyorsun yani. Hocam sen bir dövemezsin gibi ya vallahi. Ben seni alırım gibi yani bir. Mesela bizim İlker de bu işlere çok meraklı. Boks, boks yapıyor falan. O ben onu her görüştüğümüzde soruyorum nasıl vuracağım falan diye. Ya senin teknikleri mi var yani? Basamak basamak anlatılıyor yani. Hani bir anda her şey olmuyor. Çene değil mi abi olay? Tabii çene. Olay çene ve karaciğer yani. En hassas yerler korunması gereken o kadar. Karaciğer. Ya sağ alt, evet. Nefesi çok derinden kestiği için. Nefes akciğer değil mi lan? Mesut Süreyle A1 sorular. Ama doğru. Boksa giriş. Hayır, doğru. Doğru atıyor, ben bilmiyorum abi boks. Abi nasıl ya? Abi karaciğer bir de kendini yenileyen bir organ. Vursan da... Ben onu biliyorum ya. Vur amına, yenilecek ki vur. Evet öyle öyle, karaciğer... Doktor hanım. Devreye girmenizin zamanı geldi. Karaciğeri kestiğin zaman yeniliyor. Almanca yani. Karaciğer ne? Leba. Ya. Leba. Akciğer ne? Lunga. Sen de mi sallıyorsun gibi, hadi bakalım. Öbürüne funga. Öbürüne çukko, biko. Bir beni sallıyorsun gibi yani. Siz Lumium. Böyle bir... AK Parti'ye Lunga Park. Hayır. Şimdi herkes sana böyle kavga öğrenmek için geliyor. Ya yok, sadece o şekilde geldi ergenler. Daha çok hani böyle liseli, ilkokullu öğrenciler hani özgüvenlerini kazansın diye. Ya mesela şu devirde çocuklar çok pasif büyüyor. Aileleri diyor ki hani kendini korumayı öğrensin. İşte gard almayı öğrensin. İşte savunmayı öğrensin. Haksızlığa karşı dik dursun falan. Yani o şekilde. Öyle. Öyle. Yılmaz Özdil mi? Sözlük aslında nereye gönderiyorum? Saçma sapan. Bütün gün tokma kokuyor ama çocuk. Haksızlığa karşı dik duracağız. Hocam tam nereye vuruyorsun? Efendim? Çene. Nereye vuruyorsun? Çene, üst ve alt olmak üzere. Nereye? Yani, bura değil de yan taraf ya. Buraya, direkt bayılıyor beyni, muyum buraya vurduğunda? Süpürgenin fişini çektiğini düşünün hocam. Nasıl bir anda şöyle, susa aynı onun gibi yani. Aynen. Bir şey anda. Gibi toplanıyor muyuz? Birebir anlayalım. Bir koyuyor, şiş, altı beş yemişim geri geliyor. Eve doğru gidiyor ama. Bize mesela... bir tekvandocu katılmıştı. Dedi ki kulak memesini şöyle yaptın mı bayılır. Çok severler erkekler özellikle. Ben ülkemizin cinsel hayatını düşünürsek 10 saniye falan sürer yani. Öyle ben biz de keyifle izliyoruz, iyi günler. Ama bir şey diyeceğim. Bak mesela kavga ederken bir anda adamın kulak memesini yalasam şok olur yani. Hani kavga bir anda adam mesela bana kızamaz artık, dövemez beni. Kanka dövemez de ne yapacağını söylemeyeyim sana. Hani sonra kavga hatalı sollamadan diye anlamazsın ya. Oğlum niye... Sen niye söylemedin o numara yapacağın şeyi? Herkes merak ediyordur şu anda, özellikle hani beyefendiler. Trafikte en çok kavgalar oluyor ya. Evet. Trafik tabii ki kavga olduğu zaman, öyle bir sorun olduğu zaman inmememiz lazım. Yani perdeleri, camları kapatıp duymuyorum falan. Allah'ım, özür dilerim Allah'ım. Ağlıyor. Benim hatam Allah'ım. Kanki, parmağımızı yalıyorum. Böyle deli taklidi. Kanka, parmak yalamak yani beni dövmezsen yapacağım şeylerin sınırı yok falan, öyle bir şey. Hayır lan, hayır, hayır. Korkunca böyle yaparsın. Böyle diyelim, gerginlik oldu, gideceğiz kulak memesi yalayacağız. Belli yani, ne yapacaksın? Değil mi bak, ilk önce tabii bu söylememiz gereken şey bu. Evet. Dışarı çıkmayacaksın, evet. Kolluk kuvvetlerini arayacaksın falan.
Oldu ki çıktık. Evet. İlk ne yapacağız abi? Adam koşarak geliyor. Ya her sopayla zaman... Sopayla geliyor. En defansif olmasını istiyorsanız yani gardınızı yani... Cenin pozisyonu. Olur mu? Olur. Yere... Vur kafama gibi. Abi öldürüm abi. Ya gardımızı alıp yani ellerimizi yükseğe alıp yani... Çok defansif dövüşeceksin. Adam mesela çok iri yarıdır. Olabilir yani insansın. Senin de o an gözün kesmeyebilir. Geri adım atarak hani adama yumruk atacaksın. Hani geri adama... adım atıp adama yumruk. Ama araba kaldı. Araba kaldı önde. Geri adım attım araba bir 100 metre ötede ne yapacaksın? 500 binlik araba var orada. Dövsün beni daha iyi yumruk. Taksi 20 lira ama bir daha taksi mi yiyeceğiz onu? Ha, ben örneklere bak. 500 binlik araba var. 20 lira taksi diyor solunda. Yani o şekil. Eyvallah. En defansif olması gerekiyor. Acayip tatlı bir insansın. Çok teşekkür ediyoruz. Öğrendik yani. Valla. Seslendirmeci varmış aramızda. Evet. Rabarbaya falan giriyorum zaten yeni başladım. Ha dış sesi hani şey mesela. Başrolle bir şey biri konuşuyor. Arkada işte burası ne kadar güzel yemekler yapıyor falan öyle sesler. Diyelim bir hava yolundayız. Rabarba şu demek hava yoluyla ilgili bir takım fısıltılar. Çekini yaptırdın mı? İşte o kadar başka hava yoluyla ilgili. Evet. Ha biz... Airport, önümüzden Rabarba. Ha tamam, hadi. Havaalanındaki fısıltılarız. Tamam, okey. Herkes tamam. Havaalanıyla ilgili bildiği bir takım şeyleri fısıldasın. Tamam. Biletler çok pahalı bir şey olarak koyayım. En iyisi otobüs falan. Benim Rabarba'ya bak. Bu nasıl koca demir kalkıyor ya? Hayır, herkes aynı anda... Bu iyice ilk tecrübesi, tam cahil. Herkes... Ulan kaç top bu, nasıl kalkıyor abi? Herkes aynı anda konuşması lazım. Tabii tabii. Evet, sen başladın çünkü köpek. Aynı anda konuşacak. Tamam siz gireceksiniz diye ben gireyim. Üç diyeceğiz tamam. Ya. Üç, iki, bir. Uçağa bak abi. Yapsınız abi. Niye ben mağdur kaldım? Ne güzel sattık ya. Otogarla ilgili yapalım. Otogardayız. Otogar Rabarbası. Daha bildiğiniz yerlere geldik. Hadi bakalım. Gerçi ben otogarda aynı şey söyledim. Uçağa bak abi. Orada olur. Orada olur. Son, iki, üç, dört. Ayvalık. Abi ben sana demedim mi tek kişilik koltukta oturacağım? Şerefsiz. Bana kaç bardak bilet sattın ya. Beykoz. Hayatım konuşsana biz. Ne mal gibi sen niye bizi... Evet ya. Bizi izliyor. Hangi otogarda düzenli olarak Beykoz denir? Böyle yapıyor. Beykoz. Hayır. Ben de aklım karıştı. Ben cümle kuruyorum. Yanında hiç zeka dışılamamış. Beykoz. Hayır lan, abi. Lan Beykoz. Sen benim rolümü anlamadın. Neymiş bu lan bu? Anlamadın sen benim rolümü. Ben... Taksici pezevenk bu. Oradan kapatıyor. Bir şey hayır. Kapatıyor. Ben ayvalık iş yapan çığırtkandım. Kovuldum. Servis başına geçtim. Beykoz. Peki tamam sen olsun. Sen ne yapıyorsun? Bu da yolcu bakıyor musun? Nereye gitsem acaba? Senin bizi dolandırman hiç konuşmaman başından beri. Rabarba yapıyorum. Hadi uğraşın bakalım. Çok teşekkür ederiz hayatım. Daha fazla yormayalım. Kocaman alkış oraya. Mesut Süre hakikaten hepimize dokundu. Hani... Ben bunu kabul etmiyorum. Vallahi hani şey diyor Dostoyevski dedi ya ben Gogol'ün paltosundan çıktım. Hakikaten mizan Gogol'ü. Kötü bir şey diyor galiba yani. Ben ilişki testiyle mesela... Senin Instagram'ın yoktu ilişki testiyle. Instagram yoktu. Fazla ilişki testiyle geldiğinde Instagram'ı yoktu. Ya bu işlerde hiç yoktum yani. Ben de debeleniyordum. Stand up yapacağım diye skeç. Ben Mesut abi benim seyircilerim... Yok ayakkabımı çaldı. Ha. Yok bilmem ne. Hay aman. Ama bir dakika. Adamın geçmiş kariyerini böyle misin? Hay aman. Ben mesela talk yani konuşma yapabileceğim bir etkinlikte yoktum yani YouTube'da böyle bir projem de yoktu. Yaptıktan hiç tutmamıştım amına koyayım. Sonra Mesut ilişkisine katıldım. Ondan önce ben mesela stand-up'ıma seyirci bulmak için skeç çekiyordum. Ayakkabı çalma skeç çektim ya Mesut abi çok güzel. Abi o gün Ankara gösterisi bir doldu. Herkes sahneye çıkıp ayakkabıma bakıyor. Hani onunla ilgili hani çalınmıştı lan. Ha aynen öyle. Hani onunla ilgili şaka yapacağım sanıyor. Mesut abi o konuda hepimize dokundu. Hakikaten dokundu. Estağfurullah. Siz zaten çok komik adamlardınız. Ben bir tık önce Süreyya Bursa'nın ilişki testi formatıyla tanındım. Hep beraber büyümüş olduk yani. Ne bilsin. Öyle değil öyle değil. Tamam öyle lan Gogol'üm amına. Ama abi Fazlı'nın da iyi. Yani işleri iyi şu an. Ne oldu? Tek bir projesi yok yani. Ben orada şimdi biraz daha kendini iyi hissetsin diye... ...şöyle bir projeyle devam edelim. Bu arada şunu da söyleyelim. Meksika açmazının
sahneleri devam ediyor. Sana var ya kanka, bununla bir geçip suratında iki tane altın adam oluruz burada. Abi bambaşka iki proje. Adam hiç bu şaka yaparken böyle olacağını düşünmedi. Biz hala Meksika açması anlatıyoruz. Hayır, ben arkadaşlar yuhlamanızı bekliyordum. Ben anlatmıyorum. Yok, arkadaşımız hepsi. Anlatana da çok severim, bayılırım. Bambaşka proje Çimen. Meksika açması da bambaşka. Her projeye seyirci yeter olun. Baksana mis gibi insanlar gelmiş. Daha ne istiyorsunuz? Abi o çok başka şeyler bunlar ya. Ama bir şey, yüzüm bir güldü. Ben böyle yaptım, mutlu oldum. Yok, bir oğlum, de lafımı kesmedin şaka, böyle yapınca. Şaka çok komikmiş yani. Beğenirsin de ben bunu okuyayım. Meksika açmazı yaptık. Aranızda ya 100 yıl var o fotoğraftakiyle senin. Bak, yayınlamanı rica ediyorum. Böyle, böyle iki partner olur mu? Bir tanesi diyor ki şaka çok komikmiş. Ha ha. Burası diyor ki beğenirsin de ben amına koyayım. Yani ben nereye düştüm yani? Ya siz dost musunuz, düşman mısınız siz? Ben de gerçekler konuşulur Mesut Süre. İstemiyorsan ilişkisine git. Cemciğim Meksika açması anlatan sen ben var mısın? İki saat hayata yayın atmaz. He ya. Gene mi gitti? Abi çok... Mikrofon yok. Ya senin gibi moderatörün ya. İnşallah içine kaçmamıştır. Dur bakalım. Şu an emin değil. Burası Çimen. Oğlum, belli mi olmaz. Böyle şeyler zaman... hazır olacaksınız. Yeni mi gitti? Hoppa! Dinliyorsun oğlum, sesimi duydun muydun? Ne zaman yeni mi gitti? 450 kişi doldurmuşuz buraya. Ses. Fazla sen biraz hamsi gibi kıpır kıpırsın ya ondan. Bak bizim mikrofonlar sabit ya. Yani. Evet, biz duyuluyoruz ya. Yani. Bacağımı tut, götümü tut, oradan bilmem ne. Düşen de var bizde. Biz Mesut'un götünden düştük. Dostoyevski'ye bak, Gogol'un götünden düşmüş. Sizin saçlarınız ne kadar güzel beyefendi, ikinci sıradaki. Evet, evet. Lego saçı, zengin saçı o. Ver bakayım. O maddi durum iyi saçı değil mi? Hani oyun şeylerinde böyle çözünürlüğü düşük adamlar olur ya böyle. Hani... Evet, Minecraft. Minecraft gibi. Minecraft. Watergarden'ın köşesinde şöyle duvardan çıkmaya çalışıyor. Kazıyor böyle. Ne iş yapıyorsunuz? Otel işletmesi yapıyorum. Otel işletmesi. Evet. Otel sizin yani. Yani evet. Nerede baba? Bir ortak. Şimdi Nişantaşı'nda bir de Mecidiyeköy'de var. İki hele tane. Hele. Evet. İki otelin var. Fakirliğim çıktı ortaya. Hele hele. Yakışıklı. İki tane otelin var senin bayağı. Bir de Nişantaşı'nda mı? Aslında amcamın. Yani. Amcanın. Evet, amcanın evet, saçını yani çok merak ettim. Trump. O öyle. Amcan Trump gibi geliyor. O da Boris gibi falan böyle. Evet. Ne evet kadar geceliği? Geceliği şöyle 500 TL. Nişantaşı. Bir de kısa konaklama oluyor bizde. Ha. Kısa mı? Fuş otel. Aynen. Ya bir 10 dakika falan yani. 10 dakika ne? Herkesin cinsel hayatı belli oldu. 2 saat, 3 saat falan böyle. Ya bir odayı normalde ben 2000 TL'ye falan satabiliyorum. 500 niye dedin demin? Ya 500 gece konaklama. Gün içerisinde 300-300 verdiğim için 2 milyar oluyor. 300 bayağı mü? Tabii 300 TL. Hocam dur şimdi. Ben ha, anlamaya çalışıyorum. Şey 14'te geldim. Hans durdu ya. 14'te geldim 2'de. Ne tamam demek kısa kalmış? Kaça kadar? 5'e kadar 300 TL alıyoruz. 3 saat. Nerede o 3 saat odada? Tabii tabii 3 saat. İşte şey. İşte o sana bağlı abi. 3 saat odada kalmış. Sana Hans dedik, sen niye manuken çıktın lan? Zaten bir şey diyeceğim. Bir şey diyebilir miyim? Manuken benim toprağım. Ne? Manuken toprağım benim. Toprağın. Şey yani, oldu. Yani ben de Hristiyanım. Ya tamam. Ermeni şey topraklardan. Hristiyanlar birbirine toprağı mı der? 2 milyon Hristiyan ne yapıyor toprağı? Sen de mi İsa be? He! Olayı hakikaten fuşe indirgedik ama. Yok değil. Şey, İlgisi yok. Sen gerçekten de... Anlat abi onu yayınlayalım. Doğrusunu yayınlayalım. 3 saat verme sebebiniz gerçekten de böyle oluyor mu ya? Adam uçağını bekliyor bilmem ne, o anlamda mı dedin? Ya, hayır normal işte mesela sen geliyorsun. Bir arkadaşınla geliyorsun. Yani beraber. Yine fuş anlatacaksın sen. Bu yine fuşa gidiyor. Çimen Talk Show'a duvarların dili gelmiş. Vallahi bir anlatıyor. Anlaşılmadı ama olsun. Ama şey yani hani böyle... Çimen Show eti kemiğe bürünse bu adam işte. Çimen Show. Karşımızda Çimen Show. Evet 3 saat Çimen Talk Show 500 lira. Çimen'de gece kalırsanız 2000 TL'ye kadar satıyoruz. Ama sen sanki mesela ben odaya gelip gece kaldım, seks yapmadım diye beni böyle azarlayacak mısınız gibi bir otel yani. Ya hayır canım. Bu niye tek başına uyuyorsun, dinleniyorsun? Gece geldim 12'de, tek geldim. Evet. Alıyoruz canım, sıkıntı yok. Ha tamam. Tabii tabii, aynen. Normal 500 lira veriyorsunuz, kalıyor. Şimdi zam 1500. Tabii. Tamam, yine 3 saat olacak mi yoksa? Mesela 3'te uyandırır mısın sabah kalkıyor? Hayır canım, normal check-out zamanı. Kalk lan zaten sekste yapmıyorum. Hayır hayır, normal check-out zamanı kalkıyorsunuz yani. 12.30, 1'de çıkıyorsunuz. Ha anladım. Gece geldiğiniz zaman. Ha, değişikmiş. Yani bu muadilleri var o zaman Avrupa'da ya, böyle. Ya tabii var, bayağı var. Ve saat, zaten en çok şeyden kazanılıyor. Yani atıyorum bir odayı dediğim gibi. 2-3 kere kiralayıp daha çok kazanıyoruz hali. Tabii tabii, aynen. 18 oda var, düşünün kaç kere. Bir de Türkiye'yi biliyorsunuz yani. Türkiye'nin durumu. Sormak istemiyoruz kaç kere var ya şu an. Sen biraz araştırdın galiba. Ya bir odayı 5 kere falan vardım. Ben. Abi tamam yetti artık. İçeride de 5 kere sevişirse çarp sen. Ailece geldik anneannemler, babaannemler. Aynen.
bilmiyoruz. Geldik İstanbul'a. Babaanne 3 saat uyumak ister misin? Anneannem böyle kondom sürüyor. Evladım bu ne ya? Kocaman alkış! Radyo terapist var, enteresan, gözüme çarpan. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Onkoloji bölümünde kanser hastalarına ışın tedavisi uyguluyoruz. Aynen, geri ver mikrofonu. Bizim için de asan. 4 senelik kişiden seçtiği seyirci. Senden güzel bir şey bulacağız. Tamam, kansere girmeden. Yok, ben o değil de erkek arkadaşıma verebilirim. O ne iş yapıyor? Kanser. Konuşabilir miyiz efendim? Tabii, tabii. Ya normal konuşuyoruz hayatım. İlla işle ilgili konuşmak zorunda değiliz yani. Merhaba. Siz nerede tanıştınız? Benim lise arkadaşım. Farklı dönem, farklı işte sınıflarda. Eski arkadaştı. Tamam, evet. Sosyal medya vesaire hani, takipleşiyorduk, merhabalaşabiliyorduk. Hani ortak arkadaşlarımız ama vardı. Ama üniversite girdi araya. E tabii yani belli bir zaman sonra oldu. Peki sen lisedeyken ona çıkma teklif etmedin mi? Yok, etmedim. Etmedim. Niye? Ya o benden bir alt dönemdeydi. Ben işte atıyorum ikinci sınıfı okuyorken o birinci sınıfı tekrar okuyordu. Bir sene tekrar okumak zorunda kalmış. Yani sınıfta kalmış. İşte... Devam! Sınıfta kalmıştı. Ne yapayım bu temelli? İlk defa duyuyorum lisede sınıfta kalan bu arada. Ya lisede sınıfta kalmak var mı? Nasıl başardık biz onu? Yani, ben başka bir şey soracağım. Varmış abi demek. Evet, bu abi. 400 kişinin içerisinde... Orta öğrenimde, lisesinde okuldan atılanlar mı? Şöyle, ben sınıfta kaldım, o şekilde atıldım okuldan. Bir sene de mi? Disiplin cezasından değil mi? Yok, şöyle oldu. Bir kere kaldım, sonra işte çok üzüldüm, pişmanım, nasıl ben bunu yaparım deyip bir daha kaldım. O zaman da eğitim... Artık eğitim hayatım bitti yani. Örgün eğitim hakkım bitti, artık açıktan bitirmek zorunda kaldım. İki kere kaldım üst üste. Evet. Niye? Niye? Ne oldu? Kaçıncı sınıf vardı bu? Lise 2'de oluyor, 10. sınıfta. Başarısızlıktan mı, bir disiplin suçu mu? Yok, disiplin suçu yok öyle, gayet tembellikten geldi. Ablam geldi okula benim durumumu sormaya. Zaten o geldiğinde benim toplam devamsızlık hakkım 38 günü bulmuştu. 13 tane dersim vardı. 11 tanesi birdi zaten derslerim. Hani direkt hiçbir şansım yoktu 13 artık. 13 dersin yani 11'i 1. Çok önceden belli olmuştu. Peki ailen nasıl karşıladı bunu? Çok üzüldüler tabii. Aslında bizim oğlumuz zeki, çalışsa yapar. Yemin ediyorum 11 zayıfta takdir kaçırdı falan diye böyle sağda soldan anlatıyorlar. Bir de 11 tane birim varsa karneyi de anlamışsın. Baba burada ne yazıyor diye. Hani okumaya yazmaz diyor ama. Yok baba, şöyleydi hatta. Baba bana bunu verdiler ama anlayamadım ben onu. Peki şu an ne iş yapıyorsun? Uçak mühendisiyim desin. Şu anda yüksek lisans yapıyorum Marmara Üniversitesi'nde. Ne? Şu an yüksek lisans yapıyorum Marmara Üniversitesi'nde. Bak başarılı. Bak seni şimdi mesela çocuk sahipleri de izliyor ya, çocuk sahiplenenler. Çocuk sahiplenenler. Anne babalar diye. Anne çocukları babalar satın bize... almayın, sahiplenin diyor. Anne baba daha mantıklıymış. Evet, anne baba. Şimdi anne babalar da izliyor sen ya. Sen bunu mu hatırlayın bunu, anne babayı mı hatırlayın? Ebeveyn de diyebilirsin. Ebeveyn. Evet. Bu demeler... Şimdi onların da çocukları zayıf getiriyor. Ben mesela şu ara tatile zaten uyuz oluyorum yani. Ara tatile zayıf getiriyor, kızıyorlar falan. Ne gerek var? Sene sonunda kızacaksan bir kere kız yani. Arada bir daha kızıyorsun, bir daha sene sonunda kızıyorsun. Burada anne babalar izliyor ya. Çocuğu senin gibi 11 tane... Ve 10 ders var böyle. Ekstra bir zayıf daha almış böyle. Sen onlara ne önerirsin? Şöyle bir şey var. Ben bazı zamanlarda ben de artık kendimden bir umudu kesip ya benden hakikaten hiç bok olmayacak dediğim zamanlarda bile ailem bana sağ olsun çok destek oldu. Yani sen mutlu ol yeter, sen huzurlu ol yeter diye... Ne güzel. ...yaklaştıkları için bence ben biraz daha kendime çok güvenebildim. Yani diyorsun ki 11 zayıf getirseler bile çocuğun inancını... Şimdi aslında dayağı karşıyız ama biraz etkili bir yöntem bazı konularda. Mesela benim babam hap yutamaz. Böyle bir damacana su içse bile yutamamış. Artık yutabiliyor. Nasıl yuttun baba dedim. Babası girmiş devreye. Demiş ki oğlum al şu hapı. Koymuş ağzına. Babası ağzına bir koymuş. O gün bugün susuz yutuyorum diyor. Ha. Bazı şeyler de etkili. Evet. Doğru. Şu an yani... bilime çok yakınız. Önce onu söyleyeyim. Evet. Bilim dibimizde. Diyelim fitil sevmiyorsun. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Aycan. Kimle geldin Aycan? Eşimle geldim. Çok güzel. Kaç yıllık evlilik? Bir. Yani bir olacak. Balayı nereye gittin dedin? Antalya'ya gittik. Antalya. Hani bir balayı otelleri oluyor böyle aynen, değişik. Aynen aynen öyle bir otel. Sizde böyle yani. Değişik bir şey var mıydı balayı odasında? Bizde mesela gül vardı. Güller vardı. Banyoda böyle lavabonun böyle kapatmışlar işte giderini. Oraya güller falan koymuşlardı yani. Ne alaka anlamadık asla. Su taştı. Sonra onu çektik, elimizi yüzümüzü yıkadık yani. Ha, hep temizlemek zorunda kaldık. Evet, çok saçmaydı. Evet. Küvette elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz? Küvette değil, bayağı lavaboda yani. Lavaboya koymuşlar, gül koymuşlar lavaboya. Fantezi şeyini hani, jacuzzi'li falan. Bunu abdest alamıyoruz ya. Şey var mıydı? Jacuzzi. Yok, o yoktu. Bizde jacuzzi vardı.
Bizde yok. Ya ben bir Bayburtlu olarak jacuzziye girdim. Uyuyakaldım. Gece 3 gibi bir uyandım abi, buruş buruş. Uyumuşum yani, o kadar güzel bir şey ki. Tek başına unuttuk mı uyudun? Yani. Seks meks yok. Hayır, arkalarda tek bir soru, hanım nerede? O da yatakta yatıyor. Ben dedim hani jacuzziye biraz yatayım falan. Abi gece 3'te uyandım, titreyerek uyandım yani. O yüzden ama alışmamış götte. Buraya bağlı. Ama şimdi evde de olmadığı için küvet müvet. Çok heveslendim. Orada yani. Mesela küvete giriyorsun, her yere köpük yapıyorsun. Lan bir de ben bir de köpük yapamadım. Dümdüz suyun içinde her şey görünüyor. Ya nasıl? Nasıl yapıyorlar ya? Köpüğü ya? Bana zaten vermişler çok ona. Kötü gözüküyor öyle, biliyor musun? Gelme! Gelme baba! Aynen. Sakın benimle seks yapma şu an. Hiç yapılacak gibi değil ya. Ya hakikaten. Kendi aksana yapmış, dalmış böyle. İyi ya! Fena değilim lan. Böyle yurt dışına falan çok sık çıkan var mı iş gereği, turistik olabilir? Beyefendi işaret etti hanımefendi. Ha pardon, ben görmedim. Ben yakalarım öyle şeyleri. Hiç çıkmadın. Çıkmadın. Niye çıkmadın ya? O da enteresan. Verme. Hayır, o daha enteresan. Hiç çıkmadım. Deyip arkanı dönmen ne oğlum? Hiç çıkmadım. Kürtüm iyiyim. Ömrünü ülkemizde geçirdin. Evet. Öyle bakalım. Gezilecek çok yer var çünkü, bitmiyor. Türkiye'de? Evet. Ha, sen gezi insanısın da bir yandan. Yo, değilim. Yok, sen öyle bir Google klişe Earth var ya hani, gitmeyin, ülkemizde gidilecek çok yer var, güzel bir yer var. Nereye gezdin demek sen istedim. Hayatın boyunca? Eşim Ordulu, biz de yeni evlendik. Ordu'ya gittik, Fethiye'ye gittik balayında. Başka nereye gittik? Edirne, Gelibolu, Çanakkale, İzmir. Bunları bilerek mi seçtiniz yani? Bir sene içine sığdırdık bunların hepsini evlendikten sonra. Sen evlenene kadar galiba evden dahi çıkmadın. Yok, İstanbul'da. Ulan bir evleneyim var ya, hanımı gezdireyim bari. Ordu, Gelibolu, Çimen Talk Show. Organizasyon olarak seni yurt dışına göndermeyi diyelim. Ya anasını da alın. Abartma. Ankara, İzmir. Bu kadar yoktu. Seviyorlar ya beni. Dövsene Gogol'u. Sen Gogol dedik falan diye. Diyelim ki hakikaten Çimen Talk Show dedi ki seni çok sevdik abi, yurt dışına göndereceğiz. İnşallah. Mesela yani. Nereye gitmek istersin? Ha. Hangi ülke? Hanımla beraber. İtalya. Tam pansiyon. İtalya abi de İtalya'ya gitmiş. Başka bir yer olsun. Neresi? Hollanda olabilir. Hollanda. Niye evet. Hollanda? Bilmem, merak ediyorum Hollanda'yı ben de. En çok merak ettiğim aslında İtalya ama eşim gitmişti. Yani tekrar beraber bir yere gitmeyelim. Eşin gezmiş bayağı. Evet. Ver bakalım. Benden önce gezmiş bayağı. Ya şimdi o da var ya, nasıl şov yapıyordur evde. Öf, daraldım bu ülkeden falan diye. Görmedik ki dışarıydı diyelim. Hayatım Ordu'ya gidelim. Ha, sen nereye gezdin? İtalya'ya gittim yurt dışında sadece. Başka bir yere gitmedim. Ordu'ya gittim. Bak, hiç gezmeyeni o gezdidir bu, bir. Doğru. O gezdi be. Nereye gitti? İtalya mı? Ya şimdi de artık çok zor. Yani... Tabii canım, artık gidilmez ha. Ya çok pahalı. Yani... Geçmiş olsun. Yani siz teşekkür gönderirseniz şey. Belki. Ordu mu Ordu'yu yaptın? Nasıl evvel dediniz ya. Hayatım bizim seni gönderebiliriz. O zaman Çimen Talk Show. Mesut abi, çiftimizi. Sakin Mesut abi. Mesut abi sakin. Tam pansiyon. Bir ay. Gelibolu üzerinden. Bir de yeni köprüden. 200 TL vererek. Ama ya, biz bu arada 5-6 program önce bir çiftimizi Fethiye'ye gönderdik. Yani Mayıs'ta evet. Gidecekler. Biz hakkımızı bitirdik yani. Tamam, bitti. Aynen. Biz daha yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bundan sonra hacca. İstiyorsanız. İstiyorsanız yollarız. Ya çok tatlısınız ya. Siz ne kadar birbirinizi böyle can siperana savunan mükemmel bir çiftsiniz. Evet, çok seviyorum çünkü. Çok seviyorsunuz değil evet, mi? Evet, çok canım seviyorum. Çok, hakikaten çok tatlısınız. Peki Çimen Talk Show olarak? Aşkınızı. Koskoca Mesut Süre gelmiş be. Sizi göndermez mi zannediyorsun sen? Ha? Hadi. Hayda. Ha, madem. Allah Allah. Biliyorsunuz, bir merkez biliyor musun? Darıca'da bir hayvanat bahçesi var. Aynı yurt dışı. Hayvan da aynı. Gebze'den minibüse bindin mi? Yok yok, hakikaten gönderemem. Ama bir şey diyeyim, ülkemize de... Bravo. Gönderemem. Program ben bir şey konuğum. Diyeyim mi sana? Konuk Mesut... neden göndersin? Salak mıyım ben? Mesut... Alem langutu ben miyim? Gönderemem. Çimen Talk Show göndersin. Bana ne kankam, ya? Buyurun efendim. Sen Amsterdam'a gitmek istediğini söyledin ya, bak yemin ediyorum sana, Eskişehir aynı Amsterdam gibi. Deniz, vallahi billahi bak, çok nehir var ya, Allah belanı versin aynı. Öyle şeyler var, bir atarsın ağzına aynı Amsterdam, böyle. Vallahi öyle ya. Eskişehir aynı Amsterdam. Bizim aynı minvalde daha minimal bir talebimiz var. Eşimle biz Eylül ayında bir kampanyadan bilet almıştık İtalya'ya. Ama dönüş biletimiz yok bizim. Çimen Talk Show olarak. Özür dilerim. Kardeşim, bu nasıl bir kampanya? Sadece gidiş bileti.
Abi kampanyada gidiş bileti mi aldınız gerçekten? Oğlum bu ne, terör saldırısı gibi böyle şey, uçak mı olur? Sadece gidiş. İlginç olan Eylül ayındaydı. Bileti aldığımız tarihte böyle bir kur şoku yoktu. Tamam da sen gidişi aldın, dönüşte mi param bitti? Hani gidiş dönüş beraber alınır ya hep. Ama bir şey diyeceğim. Sen mesela İtalya'da bir suç işlesen seni mecbur yolluyorlar ya buraya. Hay hay. Hani... Tabii. Evet. İner inmez güvenliği bıçakla abi. Ha. Aynen. Tam böyle lisenin bittiği küçük şeyler abi. Makarna çalmış mal gibi. Aynen. Bir İtalya'da. nerede çalışacağız başka diye. Eylül'e gidiyorsun. Haziran ayında gidiyoruz. Aslında şöyle bir kongreye de kayıt yaptırmış olduk. Kongre mi? Evet. Belki kongrede yapacağımız bir sıkıntıyla belki geri gönderirler, bilmiyorum. Eşim... Ne kongresi? Dünya Hayvan Üreme Kongresi. Nasıl ya, böyle toplanıyorlar? Aa, çok enteresan. İki tane zürafa, iki tane gergedan. Kenarda böyle sularla bekleyen adamlar köpekleri atmak için. Veteriner hekimim ben. Ha, biz de diyoruz ne oldu? Biz de seni Lu zannettik falan gibi oldu. Ne alakası var? Sanki anlamadık mı? O yüzden dönüş bileti yok. Kurtula geliyor. Bizim Cem'le bunu şaşırma. Veteriner! Ha, sen veteriner olarak gidiyorsun Haziran ayında. Hayvanların üremesiyle ilgili bir konferansta konuşmacı mısın? Yok, posterim var. O kadar, daha junior'ım. Sadece posterim var. Poster bildirim var. Bir de sözlü sunum sizin dediğiniz. O değil, o daha seniorlar için. Daha benim için henüz daha yolun başında olduğum için. Posterim var ya. İki türlü... İtalya'da posterim var, yolun başındasın. Bu hangi yol oğlum? Posterden kastım şu. Oğlum sen Backstreet Boy musun? Ne posterim var? yaptığınız çalışmayı bir poster formatında sunabilirsiniz. Bir de önünde durarak insanlara anlatabilirsiniz. Bir de sözlü sunum yapabilirsiniz. Hocam bu poster bir hayvan da poster gibi. Yani hani benim de hayvan arkadaşlarım. Gizli çekilmiş hayvan. Abi şöyle sokak köpekleri çiftleşirken böyle bakıyor. Haziran'da İtalya'dayız falan diye video çekmiş. Şöyle bir afişi var, yerden taş alır gibi yapıyor. Değnekle ayırıyor iki tane kediyi. Hocam hayvanların çiftleşmesiyle ilgili İtalya'da ne konuşuluyor? Esaret altında üretim, o ayrı bir branş. Nesli tükenmekte olan hayvanların. Evet, evet, evet. Esaret altı dediğin hayvanat bahçeleri değil mi? Evet, evet, kapalı bir ortamda. Bu konu zaten hepimizin hemfikir olduğu belirlenmiş bir konu. Belirlenmiş sınırlar içerisinde. Tamam da siz bir araya gelip ne diyorsunuz? Hayvanat bahçeleri kapatılsın mı diyorsunuz? Darıca'ya hayır! Ama İtalyancasını bilmiyor zaman. Gül gül geliyorlar. Benimki daha farklıydı. Ben koyunlarla ilgili bir şey götürüyorum. Koyunlar mı? Evet. Sen daha... de en kolay hayvanı vermişler. Başındasın ya. Mesleğin başındasın ya, ondan da. Eldeki imkanlar ölçüsünde koyun vardı. Hocam bu hakikaten bu pandaya gelirsek, gerçekten de pandalar hala sorun mu? Libido sorun. Hala libido sorunu var ve nesli tükenmek üzere mi onların? Artık değil. O kod var, EN kodu var. Nesli tükenmekte olan hayvanlar için EN kodu var. Onların bir kodlama sistemi var. Pandalar artık EN değil. Nesli... Hangi hayvanlar EN? Beyaz boynuzlu gergedan vardı, rhino'lar mesela. Beyaz boynuzlu gergedan. Tek erkek kalmıştı. Tek erkek. Üç dişi var. Üç dişi. Ve... Ama başka ülkelere koyduk, bulursanız. Peki siz orada nasıl ikna? Şimdi... Hayır, şimdi merak ediyorum. Okuduğumuzu söylüyorum. Abi Nişantaşı'na yolluyoruz. O zaman bir saat sokuyoruz. Üç saat hallediyor. Bir erkek gergedan, üç tane dişi gergedan var. Bunlar değil mi cinsel... Bilgileri istemiyorlar değil mi ondan? Libido sorunu demiştin ya. Libido panda için. O pandadaydı. Tamam, bundan ne sorunu var? Mesela üç dişi de hayır dese erkeğe ne olacak? Yaşadığımız şeyler yani. O yüzden ilgimi çekti. Tek erkek, üç kadın, hayır hayır. Ne oluyor ya? Tekim ya. Kabul edebileceği bir dönemde değilmiş muhtemelen. Bir şekilde erkekle ilgili de bir problem olduğundan dolayı. Aa. Sadece çift. Bak ben bu çimendeki beden dilini anlamıyorum. Mesela Cem ne dedi mesela? Bu ne? Şu gergedan diyor ki başka erkek yok mu? Erkek gergedan. Hayır lan. Eşcinsel değil mi? Hayır. Öyle anladım ben. İyi ki sormuşum ha. Ama gergedanın erkekliğinde sorun var demedin mi sen? Okuduğum öyleydi, evet. Ha. O tek kalan da sorunlu bir gergedan. Evet, evet. Aslında üreme ne kadar önemli bakın. Peki nasıl çözeceksiniz hocam? Evet, bunu? Ne yapacaksın? Orada çalışmalar devam ediyor mu gergedan? Bizim mesaili değil. Gergedan'a bütün gün öteki gergedan fotoğraflarını gösteriyor. Oğlum neler var ha sana kadar? Gergedan'a ruh sürüyorlar. Nasıl? Şimdi bak. Sohbet belki oraya getirdi bizi ama ben aslında o konu hakkında bir tecrübeye sahip değilim. Hayvanat bahçesinde üretilen, daha doğrusu çoğaltılan... nesli tehlikeli olan hayvanlar hakkında çok fazla yorum yapamayacağım ama... Ama onun için konferansa gidiyor İtalya'ya. Ama benimki koyun yani.
Koyun ne olacak? Koyun hakkında konuşabiliriz sizinle. Koyunlar fıtır fıtır. Koyunlar şey... hakkında konuşalım. Koyunlarda koyun. Tüp bebek diyeceğim. Evet, konu bu benim. Nasıl veriyor koyun? Kapta mı veriyor insanlar? Yani şey alınıyor yani. Koyuna film açmışlar. Güzel ha! koçu söylüyorsunuz. Birkaç yöntem var ama bunlardan hiçbiri dediğiniz değil tabii ki. Kendi rızasıyla değil. Tabii canım, kendi rızasıyla koyun nasıl yapsın onu? Bu koyun bile, bu ellerle... Aynen, koyun nasıl yapacak? Çok canı acır. Canı acır mı? Hayır, onların... At düşün mesela, at. Düşünmeyeceğim ya. Oğlum. Ulan gel gel, anı bitmedi, programa bak. Oradan geçtik panda ya. Biz... Burası diyor ki koyun, sen de çünkü at düşün, düşünmeyeceğim at. Bir kez bulunduğum bir ortam, o dediğiniz ortam. Kandırma üzerine oluyor. Erkek aygır bir fantom adı verilen, dişiye benzeyen, silindir şeklinde bir yapı var. Onun üzerine aşım derler. Üzerine atlama hareketi yapıyor. Bildiğiniz çiftleşme hareketi. O sırada bir aparat var. O aparatla bir görevli, başında kask olur güvenlik amacıyla. Evet, hiç güvenliğimiz yok ya. Kafasında hep izler var. Nasıl o gün kask almamış. Vay Allah, bir o iş yapılmaz ya. Yara kafası buradan çıkmış gibi oldu. Dur, başka bir şey soracağım. Dört bin lira maaşımız var, halimize bak. Ama böyle bir meslek var ülkemizde. Güzelmiş abi. Başka adı bir... ne? Mesleğin adı ne? Halk arasında muameleci. Muameleci. Ata muamele yapıyor. Ya şöyle, yardımcı oluyor aslında. Bazen gerçek bir başka dişi, bazen bir o bahsi geçen fantom adı verilen aparat. Üzerine erkek atladıktan sonra göremediği için ilgili bölgesini, hedeflediği bölgede ulaştığını zannediyor. Ama o yardımcı kişi, kask olan, o onu iki şekilde ya... Eğer dişi hayvan varsa yardımcı oluyor, yönlendiriyor. Eğer değilse de laboratuvara götürmek, tüp bebek yapmak adına bir aparatın içine yönlendiriyor. Ya ben bir şey sorabilir miyim? Ben köyde çok bulundum. Köyde... İnşallah... Geliyor bakalım hangi hayvan, hayırlısı olsun. İnşallah aynı hayvan, aynı hayvanla. Dur bakalım ne diyecek köyde. Benim eşek bir sevgilim var. Ona ben hep mektup yazıyorum. Hiç cevap vermiyor. Sen o zaman neredeydin yardıma gelmedin diye. Sen tanırsın, hadi selam söyle. Akşam olduğu zaman hayvanlar meradan şeyden geliyorlar ya, böyle otlamaktan geliyorlar. İşte böyle sığırlar, öküzler falan. Abi öküzler 4-5 kat geliyorlar. Bu nasıl oluyor? Üst üste mi? Üst üste geliyorlar. Öküzün üstünde, onun üstüne çıkmaya çalışıyor. Böyle üst üste geliyorlar. Bu ne abi? Bu yani hangi güdüyle bekliyor yani? Bu ne bu? Sanırım Bayburt bitki örtüsüyle alakalı bir durum var. Olmaması gereken bir şey. Olmaması gerekiyor bunun. Bence bir çimen midir acaba, nedir orada ekili meranızda bilmiyorum ne yok, var. Yok yok, ben bir şey diyeyim, sen görmedin. Kesin, ben çok eminim ya. Çok gördüm. Hakim olduğun konuya bak. 4 tane öküz gördüm üst üste ya. Üst üste. Hani bazen böyle... Yaptıklarından değil lan. Üst üsteler. Yapmıyorlar. Üst üsteler ama. Hem oyun oynuyorlardır. Yani ne bileyim. Ben işte onu bugün sordum bu yani. Bölümü üst üste bitirmeye var mıyız arkadaşlar? Bir şurayı bir alkışlayalım. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar, Çimen'in bu bölümün daha sonuna gelirken biz her bölümde izleyenler çok iyi biliyorlar ki gecenin akılda kalanı. Tabii diğerleri akılda kalmadığı anlamına değil ama... En çok akılda. En çok akılda. Tabii diğerleri en az kaldı. beraber oylayacağız. Ondan sonra hediyemiz vereceğiz. Evet. Almanya'da eğitmenlik, doktorluk yapan... Bremen'in yakını. Doktorluk yapan hocamız. Alkışlarla. Kickbox antrenörü beyefendi. Veteriner beyefendi. Evet. Ulan gergedanla tavus kuşuna kaptırdın ha. Başka var mıydı? Hak yemeyelim. Kim? Dur. 500 TL. Hakem Ali. Yan hakem. Türkiye'mizin medar iftarı. Her hafta 11 zevk getiren, yüksek lisans okuyan beyefendi. Güzel. Otelci mi, veteriner mi kazandı? O bir dakika. Onlar finale çıktı. Şimdi ikisini bir daha oynatalım. Oynatıyoruz. Dön. Ben oynatayım. Tabii abi. Hanımlar beyler, bugün Çimen Talk Show'un en katkılı izleyicisi sevgili Hans. Diyenler o desin. Sevgili veteriner bey diyenler o desin.
Çok net burası kazandı. Evet. Sen yeteri kadar oyduyusun zaten. Biraz zor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, ödülümüz nerede birden? Yok, ödül yok. Şaka yaptım. Ne ödülü? Verelim. Hocam hakikaten nefis anlattın. Teşekkür ediyoruz. Harikasın. Bilgilendik sayende. Kimen kupası verdik size. Güle güle kullanın. Bizi hatırlayın her zaman. İki doğdun Mesut, iki doğdun Mesut, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun. Hayvan söndürdün. Önce Dilek abi, Dilek. Tamam, Mesut önce bir konuşma yapsın. Konuşma. Yani senin doğum güne denk geldi. Bugün Mesut'un doğum günü. Ya. Bugünün abi, doğum günü, gelsene. Gel hayatım, gel, bugün olalım. Gel beraber bir bugün, şey. Hayatım, hoş geldin. Hoş geldin. Dileğin ne bu yıldan? Yani bu yıldan... Bu yılından. Kalbini yerinden edeceğim falan diye. Ya dünya için daha sağlıklı, daha huzurlu bir yıl istiyorum. Çünkü gitgide daha kötüye gidiyor gibi. İçimizi dağlayan bir kadın. Dünya daha kötü bir yer. Arkadaşlar, Çimen Talk Show. Doğum günüm kutlandı burada. Ama hayrol, iyi ki doğmuş. Şekerim, iyi ki geldin. Hadi beraber gel. Bir, şöyle iki, ya, üç. Teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok güzelsin. Görüşürüz. Sağ olun. İyi doğdun. Siz de iyi doğdun. Konuştuğumuza. Sağ olun. Mutlu yıllar sana.